Ben tam Tobey Maguire'ın Spider-Man 3 filminin eleştirisinin kurgusunu bitirirken Spider-Man No Way Home'un fragmanı sonunda çıktı ve filmle ilgili baya bir şey öğrendik. Hatta fragmandaki detaylara bakınca keşke daha az şey öğrenseydik diye düşündüm. Ama bu videoda keşke daha az şey öğrenseydim demek yerine fragmanda yakaladığım her detayı teker teker konuşacağız. Ama merak etmeyin. Bu videoda sadece fragmanı konuşacağız. Çünkü internette çok gezerseniz filmin hikayesinin bazı bölümlerinde sızdırıldığını görebilirsiniz. Ben film deli gibi bekliyorum ve bu sebeple bunları hiç okumadım. Spider-Man No Way Home'un olayını biliyorsunuzdur. Filmde paralel evrenler konu alınacak ve eski Spider-Man serilerinde gördüğümüz karakterleri Marvel evreninde göreceğiz. Şu filmdeki Electro, şu filmdeki Dark Ock ve şu filmdeki Yeşil Cin bu filmde göreceğimiz kesin olan karakterlerden sadece bazıları. Tabii filmde çok yüksek ihtimalle Andrew Garfield'ın ve Toby'nin Spider-Man'leri de yer alacak. Bu karakterler ya filmin büyük bölümünde olacaklar ya da da filmin sonunda küçük bir sahnede çıkıp bundan sonra gelecek ve 3 Spider-Man'in tüm film boyunca beraber olacağı filmin habercisi olacaklar. Filmde olacaklarla ilgili çok büyük hayallerim var. Örneğin Holland'ın ve Garfield'ın A bitse de Toby vücudundan A atabildiği için dostlarımızla dalga geçse. Ya da Toby'nin Spider-Man'inin çıktığı sahnede arkada onun tema müziği çalsa. Ya da Toby 3. filmdeki gibi herkesle dalga geçen biri olsa ve Iron Man'den sürekli yardım alan Holland'ın Spider-Man'iyle dalga geçse hepsi harika olurdu. İnsanlar genelde konuyla ilgili haklı olduklarında mutlu olurlar. Ama ben bu konu hakkında yanıldığım için aşırı mutluyum. Tobey Maguire ileride hiçbir şekilde Spider-Man olamayacak gibi gözüktüğü için boşuna umutlanmayı artık bırakmalıyız. Şimdi fragmanı görüntüleri izlediğimiz sırayla inceleyip yaşanabilecek olayları kaçırılan detayları konuşacağım. İlk sahnede MJ ve Peter'ı bir binanın çatısında görüyoruz. Hatırlamayanlar olabilir Spider-Man Far From Home'un sonunda Mysterio bir video videoyla Spider-Man'in Peter Parker olduğunu açıklıyordu. Bu videoyu paylaşan kişi ise orijinal Spider-Man filmlerinde gazete editörü olarak gördüğümüz Jonah Jameson'dı. Kendisi Marvel evreninde gazete editörü değil de bir internet bloğu sahibi. Bu sahnede MJ ve Peter Spider-Man'le ilgili yazılan gazete haberini okuyorlar. Günümüzde herkes haberleri telefondan okurken bu ikilinin gazete alıp haberlere bakması biraz komik. Burada MJ'in okuduğu gazete bizim eski filmlerde gördüğümüz Daily Bugle değil. Bu evrende Daily Bugle olmadığı için dostlarımız bizim dünyamızda da olan New York Post'ta okuyorlar. Set fotoğraflarında bu sahnede arkada duran grafiti de Ditko yazdığını görmüştük. Bu Spider-Man'in görünüşünü yaratan Steve Ditko'ya bir gönderme. Bu sahnede Peter Air Jordan ayakkabı giyiyor. Spider-Verse'de de bu ayakkabılar Miles'ın ayağından hiç çıkmıyordu. Ha fragmanla ilgili çok komik ve alakasız bir detay daha var. Fragmanın sonunda Sony bizlere PlayStation 5'in kontrollerinin reklamını yapıyor. Herkesin izleyeceği bir fragmanın sonunda da böyle bir şey koymak mantıklı olabilir ama böyle bir şeyi ilk defa bir fragmanda görüyorum. İkinci sahnede Far From Home'un son sahnesinden hemen sonra yaşananları görüyoruz. Yani film zaman atlamadan kaldığı yerden devam edecek. Bunu nereden mi anladık? Dostlarımız aynı kıyafetleri giyiyorlar ve şu tabela dostlarımızın hala filmin bittiği sokakta olduğunu gösteriyor. Kimliği açıklanan Peter MJ'yi kaostan kurtarmaya çalışıyor. Peter MJ'yi bu kaostan kurtarıp kaçırıyor ama daha sonra New York'taki Queens Köprüsü'nde teslim olmak zorunda kalıyor. Dostumuz istese çok rahat polisle savaşıp kaçabilir. Ama kendisi iyi olduğu için teslim oluyor ve polis istasyonuna götürülüyor. Burada Peter'a kelepçe takmaları çok tatlı. Burada masaya eşya koyan kişi ise Spider-Man'imizin avukatı olacak Matt Murdock. Daredevil'in Spider-Man filminde yer alabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Burada Peter'ın önce dosyalara sonra da adamın suratına bakması bana fazla sinematik geldi. Eğer bu sıradan bir karakter olsaydı Peter bu kadar etkilenmiş durmazdı. Hani neye bakıyor? Adam çok yakışıklı diye mi bakıyor? Ayrıca adamın kıyafetleri de Matt Murdock'la aynı. Gerçi bu Matt olmayabilir. Çünkü adamın hafif bir göbeği var gibi duruyor. Neyse, çok uçmadan detaylara devam edelim. Burada polisler Peter'ı, Mysterio'yu kendi kullandığı dronlarla öldürmekle suçluyor. Marvel evrenindeki karakterler evreni bin kere kurtardılar ama hala kendilerini insanların önünde savunamıyorlar. Ulan Falcon kendi dizisinde kredi alamıyordu. Yazıklar olsun. Şimdi de Spider-Man polislerin elinde düştü. Valla bu kahramanların bir araya gelip bir protesto, bir grev falan yapması lazım. Olmaz böyle. Burada Peter ve arkadaşlarının beraber bir duruşmaya gittiklerini görüyoruz. Spider-Man hayranı olan ama Peter'a sinir olan Flash de bu duruşmaya katılıyor gibi duruyor. Kendisi büyük ihtimalle bu filmde Peter'ı da sevmeye başlayacak. Buradaki sahnede de Peter ruh hastası gibi okuluna geri dönüyor. Büyük ihtimalle Matt Murdock sahnesinde Peter aklanıyor ve dostumuz bir şekilde normal hayatına geri dönmeye çalışıyor. Peter gerçekten kafayı yemiş olmalı. Spider-Man olarak liseye gitmezsin be Peter. Bunu sen de biliyorsun. Ben olsam Türkçe öğrenip adımı Peter Parker yerine Polat Peker yapıp okula Black Widow'un sürekli kullandığı maskelerden birini takarak giderdim. Ama Peter kesin metroya binip okula gitmeye devam ediyordur. Yazık valla. Bu sahnede de Peter halasıyla beraber evlerinde otururken eve biri giriyormuş gibi duruyor. Bu önemli olabilir. Çünkü film Spider-Verse çizgi romanıyla One More Day çizgi romanından esinleniyormuş gibi duruyor. Spider-Verse'de paralel evrenlerdeki Spider-Man'ler bir araya gelirken One More Day ise tamamen farklı bir hikaye anlatıyordu. Civil War sırasında Iron Man'in tarafında olan ve kimliğini açıklayan Peter daha sonra taraf değiştiriyor böylece dostumuz hem kanun kaçağı hem de kimliği açıklanmış bir kahraman oluyordu. Bu sırada Spider-Man olduğu için Peter'ı vurmaya çalışan biri yanlışlıkla May Hala'yı vurup onu neredeyse öldürüyordu. Peter da Doctor Strange'e gidip olanları düzeltmesi için yardım istiyordu. Strange hiçbir şey yapamayınca Peter Mephisto ile anlaşma yapıyor. MJ ile olan aşkını tamamen unutması karşılığında Mephisto Mayhala'yı geri getiriyordu. Bu çizgi roman ilginç bir konuya sahip olsa da Peter'ın MJ ile olan aşkını feda etmesi bence çok gereksiz ve saçmaydı. Filmde ise Mephisto falan olmayacak. Her şeyi Doctor Strange halledecek gibi duruyor. Neyse demek istediğim şey bu sahnede birileri Mayhala'ya saldırıyor olabilir. Ve evet. Fragmanın devamında Peter yardım için Doctor Strange'e gidiyor. Ulan Peter. Artık biraz büyü. Kendi ayaklarının üstünde dur. Daha önce Iron Man'den yardım alıyordun. Şimdi de Strange'den yardım alacaksın. Sonra da iki Spider-Man sana yardım edecek. Oh be! Hayata bak. Biraz abarttım ama durum cidden böyle. Bu sahnede Strange'in sweatshirt ve mont giymesini çok beğendim. Dostumuzun kupasında da For Fox Sake yazıyor. Bu kupanın aynısını internette 5 pound'a buldum. Strange'de internette satılan komik kupalar olması ayrıca hoşuma gitti. Bu arada fragmanda Peter tek başına yardım istemeye gidiyor gibi dursa da filmden yayınlanan resimlerde MJ ve Ned de Peter'la beraber Strange'e gidiyor gibi gözüküyor. Tabii bu başka bir zaman yaşanıyor olabilir. Wong Strange'e Peter'a yardım etmemesini, büyünün çok tehlikeli olabileceğini söyleyip gidiyor. Wong'u Shang-Chi fragmanında halkın düşmanı Abomination'la dövüşürken görmüştük. Dostumuz burada o dövüşe gidiyor olabilir. Dostumuz Strange ise ilginç bir şekilde Wong'u dinlemiyor ve Peter'a büyüyü yapacağım der gibi göz kırpıyor. Bu çok garip. Çünkü Strange normalde yaşadığı gerçekliği çok ciddi ele alan bir insan. Herhalde filmde Peter'a yardım edecek olmasının değişik bir sebebi olacaktır. Sırf eğlence için böyle yapacağını zannetmiyorum. Strange büyüyü yaparken dünyadaki herkesin Spider-Man'in Peter olduğunu unutacağını söylüyor. Peter da MJ'yi, halasını ve Ned'i düşünüp buna karşı çıkıyor. Burada Peter'ın MJ'yi unutacak mıyım demesi One More Day çizgi romanına doğrudan bir gönderme. Sanırım Peter sürekli konuştuğu için büyü işe yaramıyor ve paralel evren arası büyük bir kaos ortaya çıkıyor. Bu sahne gerçekten çok iyi olacak gibi duruyor. İlk Strange filmindeki görsel manyaklığı Spider-Man'le beraber görmek harika olacak. Bu sahnede Strange Peter'a problemin dostumuzun aynı anda iki hayat yaşamaya çalışması olduğunu söylüyor. Sanırım film bu tema üstüne kurulacak. Peter aynı anda hem Spider-Man hem de Peter olmaya çalışıp bunu beceremeyecek ve her şey daha da kötüleşecek. Burada Stranger'ın Peter'ı Spider-Man'in içinden çıkarması da çok iyi duruyor. One More Day isimli çizgi romanda Peter kendinin Spider-Man olmamış paralel evren versiyonlarını da görmüştü. Bunlardan biri zengin ve mutsuz bir iş adamı diğeri de bilgisayar oyunları yapan bir adamdı. Bu filmde böyle şeylerin olacağını zannetmiyorum. Bu sahnede ise Spider-Man oyununda da gördüğümüz yardım organizasyonu F.E.A.S.T.'i görüyoruz. Burada dostumuz Venom kıyafeti giymiyor. Bu oyuncaklarda da sızdırılan Spider-Man'in Doctor Strange kıyafeti. Bu kıyafet büyük ihtimalle dostumuzun büyü yapabilmesini sağlayacak. Bu sahnede arkadan zıplayan şey Andrew Garfield filmindeki Kertenkele gibi duruyor. Zaten ses de aynı şekilde Kertenkele sesine benziyor. Burada ise orijinal Spider-Man filminin kötüsü Yeşilci'nin gülüşünü duyup bombasını görüyoruz. Bu bildiğiniz İlk filmdeki bombanın aynısı. Burada gördüğümüz toz yığını Spider-Man 3'te gördüğümüz Sandman'i andırırken elektrik de Amazing Spider-Man 2'deki Electro'yu hatırlatıyor. Bu filmde Jamie Foxx'un Electro olacağını net bir şekilde biliyoruz. Son olaraksa benim çok sevdiğim Spider-Man 2'den hatırlayacağınız Doc Ock karşımıza çıkıyor. Bu sahne güzel ama aşırı şaşırtıcı değil. Karakteri canlandıran Alfred Molina aylar önce verdiği bir röportajda filmde oynayacağını açıklamıştı. Dostumuza göre Spider-Man 2'nin sonunda boğularak aşağı doğru sürüklenen karakter bir anda kendini başka bir evrende bulacak. Tabi sonra neler olacağını bilmiyoruz. Karakterin bu Peter'ı nasıl tanıdığını da bilmiyoruz. Ama eski Spider-Man karakterlerini tekrar görecek olmak beni çok mutlu ediyor. Filmde büyük ihtimalle bütün kötüler bir araya gelip Spider-Man'i yok etmeye çalışacak ve dostumuzun tanıdık birilerinden yardım alması gerekecek. Tek merak ettiğim konu diğer Spider-Man'lerin filmde ne kadar gözükeceği. Umarım Sony bu filmden sonra ayrıca diğer spider Jentlemenlerin hikayelerini de devam ettirir. Evet dostlar, 17 Aralık'ta bir hayli eğleneceğiz gibi duruyor. Benim tek istediğim, bundan sonra çıkacak fragmanlarda çok fazla yeni şeyin gösterilmemesi. Toby'yi bilgisayarımda fragman izlerken değil, sinemadayken görmek istiyorum. Fragman incelemesi böyleydi. Yakında gelecek Spider-Man 3'ün incelemesi için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.